Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Tayancılık Ben Korkmam 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası'nın Metnin Anlamı ve Yapısı Ünitesi'nin Metin Türleri bölümü üzerinde duracağız. Bildiğimiz gibi metinlerin farklı yazılma amaçları ve farklı türleri vardır. Şimdi birlikte bunlara kısaca göz atalım. Fıkra nedir? Fıkra köşe yazısıdır. Yani gazete veya dergilerde yayınlanan güncel yazılardır. Siyasi, sosyal ve kültürel olaylar başta olmak üzere herhangi bir konuyu, bir olayı belli bir görüşe ve düşünceye bağlı olarak işleyen kısa, öz, sade bir konuşma dili kullanılarak yazılan, gazete ve dergilerde yayınlanan fıkralara, yazılara fıkra ya da köşe yazısı denir. Fıkranın en büyük özelliği güncel olayları, genelde güncel olayları konu almasıdır, güncel olaylardan bahsetmesidir. Bu yazı türünde yazar, Ele aldığı konu, konuyu kanıtlama amacı gözetmez, konuyla ilgili duygu, düşünce ve fikirlerini serbestçe açıklar. Bu parça aşağıdaki metin türlerin hangisinden alınmış olabilir? 5-6 seneden beri edebiyat sokağımızın boş kalmış olması, bütün fikir adamlarını düşündürse yeri var. Okuyup yazmanın halk arasında yayılmasına ve bundan dolayı okuyucu sayısının artmasına rağmen, yazı hünerine sahip insanların sayısındaki bu azalış üzerine çok şey yazılıp söylendi. Felce uğrayan maalesef yalnız edebiyatımız değildir. Gördüğümüz üzere bu metinde son 5-6 yıldır gördüğü bir aksaklığı, bir eksikliği dile getirmiştir yazar ve bu konudaki görüşlerini ortaya koymuştur. Dolayısıyla metnin türü fıkradır. Makale Bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla hazırlanan, yazarın kişisel görüşlerini de yansıttığı gazete ve dergilerde yayımlanan, özellikle dergilerde yayımlanan yazılara makale denir. Makalelerde günlük konuşma dilinden daha ağır, bilimsel, nesnel bir dil kullanılır. Burada her ne kadar Yazarın kişisel görüşlerini de yansıttığı ifadesi olsa da makalede genellikle kişisel görüşe yer verilmez. Nesnel cümlelerle bilimsel bir yazı, bilimsel bir olgu, bir araştırma veya bir konu ortaya koyulur. Kanıtlanma amacı gözetilir. Bunun için sayısal verilerden, deneylerden, gözlemlerden, bilimsel açıklamalardan yararlanılır. Deneme ve sohbetten ayrılan ayrıldığı en e, önemli tarafı bilimsel yazı olmasıdır. Kanıtlanma amacıyla yazılmasıdır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın ön şartı olan sanayileşme sonucu hava, su, toprak gibi doğal ortamlar büyük oranlarda kirlenmektedir. Bakın yazar kendi görüşüne yer vermemiş. Yalnız kirlenmeler her zaman temizlenemez türden değildir. Sanayi atıklarının arıtılması veya ham madde olarak değerlendirilmesi yolundaki teknolojik gelişmeler üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan sanayileşme ile ortaya çıkan bir diğer sorun olan yanlış yer seçimi devam eden bir sorundur. Hatalı yer seçimi ile tarım topraklarımızın, doğal kaynakların ve turizm değeri olan alanlarımızın bir kısmı büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu bölgelerde ortaya çıkan kirlenme arıtma yoluyla bile temizlenememektedir. Gördüğümüz üzere yazar burada daha çok resmi, nesnel bir dil kullanmış. Kendi görüşlerine mümkün olduğunca yer vermemiş. Dolayısıyla bu metnin türü makaledir. Deneme bir yazarın bilim, felsefe, yazın, sanat konuları üzerinde kişisel duygu ve düşüncelerini içtenlikle dile getirebildiği düz yazı türüne denir. Denemede yazar herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini ortaya koyar, fikirlerini ortaya koyar, kanıtlama amacı gözetmez. Denemede konu sınırlaması yoktur. Her konuda deneme yazılabilir, deneme yazısına her konu Deneme yazısında yer verilebilir. Denemede yazar kendisiyle konuşuyormuş havası içerisinde eseri kaleme alır. Sohbetten ayrılan en önemli tarafı denemede kendisiyle konuşuyormuş gibi, sohbette ise karşısındakiyle yani okurla konuşuyormuş gibi bir hava bulunur. Burada zaten özelliklerine değinilmiş. Bu özelliğine değil. günümüzde belli bir türe sokulamayan yazılara da deneme adı verildiği görülmektedir denilmiş. Çünkü diğer yazılara oldukça fazla benzemektedir. Deneme ile köşe yazısı arasındaki önemli farklardan biri güncelliktir. Köşe yazısında güncellik vardır. Deneme ve sohbetten ayrılan en önemli özelliği önceki sayfada söylediğimiz güncel konuları ele almasıdır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Diyelim ki yok başka işiniz, paranız da var, geçim kaygısı çekmiyorsunuz. Evinizin bir odasına çekilir ve önerilen kitapları durmadan okuyabilirsiniz. Gezmeyecek misiniz, eğlenmeyecek misiniz, bütün ömrünüzü okumaya mı bağlayacaksınız? Sersem olursunuz, sersemden de kötü, kendinizi beğenip herkese yukarıdan bakmaya başlarsınız. Gördüğümüz üzere bu metinde bir Gerçekleşen bir olay hakkında halka bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla haber metni olamaz. Geçmişteki bir olay anlatılmamaktadır. Dolayısıyla anı da olamaz. Yazar nesnel bir dille bir konuyu açıklamamıştır. Dolayısıyla makale de olamaz. Cevabımız D'dir. Roman insanların başından geçebilecek tasarlanmış olayları anlatan kurmaca metinlere denir. Roman metin türleri içinde en uzun olanıdır. Roman bir olay etrafında gelişmektedir. Bunun dışında roman ana olayı destekleyen ikinci dereceden olaylar yardımıyla ve kahramanların duygularının incelenmesiyle derinleşir. Destan milletlerin tarih öncesi dönemlerinde doğaüstü güçler karşısındaki kahramanlıklarını, dış güçlerle mücadelelerini, kuraklık, göç, deprem gibi büyük felaketler karşısındaki tavırlarını anlatan milli ve anonim ürünlerdir. Destanlar roman, tiyatro, öykü, şiir gibi edebi türlere de kaynaklık etmiştir. Destanlar yazıya geçmeden önce yüzyıllar boyunca halkın arasında söylenmiş ürünlerdir. Sözlü edebiyat ürünleridir. Ezberlenmesi ve anlatılması kolay olsun diye genellikle şiirsel bir üsluba sahiptirler. Bu metnin tür aşağıdakilerden hangisidir? Hakan şu Çin'e gitmişti. İskender Uygur yakınlarında Hakan'a yaklaşınca Hakan ona doğru bir öncü birlik gönderdi. İskender de Hakan'a doğru bir öncü birlik gönderdi. Geceleyin vuruştular İskender'in öncüleri yenildi. Bu savaş Altunkan'da oldu. Bir Bu bir dağın adıdır. Bugün Altunhan diye adlandırılır. Sonra İskender Hakan ile barış yaparak Uygur şehirlerini kurdu. Bir müddet burada kaldı. Hakan şu çekilen İskender'i takip ederek Balasagun'a kadar geri döndü. Kendi adıyla şu olarak adlandırılan bu şehri kurdu. Oraya bir tılsım bağlanmasını emretti. Bugün bile leylekler bu şehrin karşısına kadar gelir fakat şehrin ötesine asla geçemezler. O tılsım o günden bugüne kadar gelmiştir. Gördüğümüz üzere bu metinde iki ordunun savaşmasından bahsedilmiş. Aynı zamanda olağanüstü olaylara da az da olsa yer verilmiş anı olamaz çünkü geçmişteki yaşanmış bir olaydan bahsettiğini söyleyemeyiz. Anı demek geçmişte yaşanmış bir olayın yaşayan ya da tanık olan birisi tarafından anlatılmasıdır. Burada ise böyle bir şey söz konusu değildir. Fabul olamaz çünkü fabıl, kahramanları insan dışındaki varlıklar olan ve bunların konuşturulmasıyla oluşturulan genellikle şiir tarzında yazılan yazı türüdür. Masal olamaz çünkü masalda Yer ve zaman belli değildir. Tekerleme ile başlar, mutlu sonla biter. Böyle bir şey söz konusu değildir metinde. Bu metnin türü destandır. Cevabımız B'dir. Evet arkadaşım, konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve test sorularını Atayancılık Ben Korkmam 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözerek konuyu pekiştirebilirsin.